Kanal 3 ekranlarından günaydınlar efendim. Duyguyla Keyif Kahvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da stüdyomuzda birbirinden değerli ve özel konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu sabahki stüdyo konuğumuzsa opera sanatçısı Kaan Yetkin oluyor. Sayın hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Duygu Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Biraz rahatsızım ama her şey yolunda. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk diyebiliriz. Sizleri kısaca tanımakla başlayabilir miyiz Sayın Tabii hocam? Tabii ki. 1997 yılında Afyonkarahisar'da doğdum. Kadın ilk öğretim okulunda eğitim aldım. Sonrasında da ticaret meslek lisesinde eğitime devam ettim. En büyük hayalim olan müziği gerçekleştirmek için Mersin Üniversitesi'ne çıkan bir yolculuğum oldu ve orayı kazandım. Sonrasında da şimdi Afyon Koçtepe Üniversitesi'nde müzikoloji yüksek lisans yapıyorum. Evet. Kısaca bahsettiğimi düşünüyorum. İşte çok evet, küçük hocam. Yaşta itibaren müziğe başlamıştım. Hocam şimdi bizim için önemli olan bu programda müzik diyelim, opera sanatçısınız, izleyicilerimize de bunun tekrardan vurgusunu yapalım. Tabii. Bizim merak ettiğimiz müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Yüzeysel olarak değindiniz ama hani detaylara da değinecek olursak bu yolculuğu bizlere anlatabilir misiniz? Tabii seve seve. 7 yaşımda kuzenimin getirdiği CD'ler vardı Almanya'dan. Mozart'ın Don Giovanni operasının CD kayıtları vardı. Evet. Ben de merak, çok küçük yaştan itibaren merakla başladı aslında her şey. Chopin'in Nocturne'leri kayıtları vardı. Tabii ilk enstrümanla tanışmam da 8 yaşımda oldu. Annemin istekleri ve talepleri doğrultusunda gitarla başladım eğitimime. Tabii şehrimizde Güzel Sanatlar Lisesi olmadığı için de mecburiyetten tabii orada eğitim aldım. Ancak küçük yaştan itibaren çok meraklı olduğum için çeşitli kurslar almıştım. İşte gitar kursları aldım, tiyatro dersleri aldım. Edebiyata çok fazla merakım vardı. Tabii umarım konu çok dağılmıyordur. Şöyle söyleyeyim. Bir opera sanatçısının tabii eğitim süreci çok çok fazla önemli. Neden? Çünkü sadece yani çok fazla meraklı olmanız gerekiyor ve çok çalışkan olmanız gerekiyor. Evet. Çünkü ne kadar kültürümüze çok yakın gibi gözükmese de aslında biz Akdeniz insanıyız. Yani bu memlekette o kadar çok büyük değerler var ki, mesela örnek vereyim, şimdi size hediye olarak getirmiştim aslında. Teşekkür ediyorum. Bunu ilerleyen hocam. Safhalarda söylemek isterdim. Mesela burada Sayın Leyla Gencer var. Leyla Gencer'in Tutkun'u romanı. Yani bir opera sanatçısı olmak isteyen sanatçılarımızın ya da küçük kardeşlerimizin mutlaka başucunda tutması gereken kitaplardan bir tanesidir bu. Çünkü Leyla Hanım İtalya'da, Almanya'da, Polonya'da, birçok ülkede, Rusya'da, birçok dünyada, dünyanın çeşitli sahnelerinde, en önemli operalarda sahne almış sanatçılardan bir tanesidir. Bizim de tabiri caizse pirimizdir derir yani. Bizim de pirimizdir tabii ki. Çok severiz, sayarız. Onların gittiği yoldan gitmek çok fazla isteriz. Tabii yani muhakkak ki bir rol model olması gerekir. Evet, hocam. Leyla Hanım da bizim için çok fazla rol model olmuştur. İlerleyen safhalarda size hediyemi getirmiştim. Hediyem de bu. Çok teşekkür ederiz hocam, ince düşünceniz için. Leyla Hanım'a da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim diyelim. Yine Afyonkarahisar'a bakıldığında tabii. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesi var. Yine geçen programda da ekranlara taşıdık başarılı öğrencilerimizi. Bütün öğrencilerimize de bizden tavsiye olsun. Başucu kitabı olarak yine tabii. Leyla Hanım'ın kitabını bulundursunlar diyelim. Az önce söylediğiniz eğitim oldukça önemli operada dediniz. Peki eğitimlerden de bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi ilk önce opera sanatçısı eğitimi olarak şundan bahsetmek lazım. Biz ilk önce tabii ki şey lazım, dilimizi iyi derece konuşmamız gerekiyor. Yani dünya sanatında, yani dünya operasında ya da sanat dediğimiz kavramda, evet. Opera özellikle tabii spesifik olarak düşünürsek, mesela örnek vereyim, İtalyancayı bir İtalyan gibi konuşmanız gerekiyor ya da bilmeseniz bile o dili çok iyi derece İtalyanca telaffuz etmeniz gerekiyor. Almanca, Rusça, Fransızca, birçok dillerde telaffuz etmeniz gerekiyor. Tabii bu opera denilen sanat aslında 1700'lerin affedersiniz. 1700'lerin Avrupa'sında, yani Floransa kentinde ortaya çıkmıştır. Tabii günümüzde çok fazla kaynaklar oluşamıyoruz ne yazık ki. Yani müzikolog olarak çok fazla tanıdığımız, benim belki cehaletim bilmiyorum ama çok az kişi var diyebiliyorum. Mesela size bir kitap daha getirmiştim. Evet, 100 opera hocam. Kitabı var orada. Bir opera temsiline gitmeden önce, çünkü mutlaka ve mutlaka libretto, yani libretto da getirmiştim size. Evet, o Faruk Yener'in 100 operasıdır. Tabii Cevat Memduh Altay'ın Opera Tarihi diye bir 4 ciltlik ansiklopedi diyebileceğimiz bir kaynakça vardır.
hani genç kardeşlerimiz eğer merak ederlerse, yani opera nedir, bu opera nasıl bir sanattır diye bakarlarsa, opera böyle genellikle zenginlerin sanatı olarak düşünürler ama doğru olan şey şudur, opera zengin bir sanattır. Richard Wagner dediğimiz Almanların çok önemli bir bestecisi vardır. Richard Wagner'e göre tabii sanatın en üst formudur aslında. Yani sadece opera dediğimiz zaman şarkı söylemek akla gelmez. Opera kelimesi zaten opus kelimesinin türemişi halidir. Opus eserler anlamına gelir. Evet. Opera, opus eser, opera eserler anlamına geliyor. Şimdi tabii commedia dell'arte, dell'arte desem daha doğru olur tabii ki. Dönemin medyası yani. Şimdi 1600'lerde tabii ki mikrofonda şarkıcılık yoktu. Bir opera sanatçısının güçlü bir sesi olması gerekir. İyi bir derecede fonetik bilgisi olması gerekir. Ses de gerekir der kıymetli bir hocam vardır. Evet hocam. Şu an tabii izliyorsun muhakkak gülmüştür şu anda. Yani opera sanatçısı olmak için ses de gerekir. Her şey gerekir. Ama ilk önce merak duygusu çok fazla gerekir. Aileler hiç merak etmesin. Çok şerefli ve onurlu bir meslektir bu. Evet hocam, yine birazdan ailelere de sesleneceğiz tabii sizlerle birlikte. Dediğiniz gibi ilk olarak merak gerekiyor. Meraktan sonra çok fazla çalışmak gerekiyor. Evet. Sonra gerisi gelir diye umuyoruz. Ben tekrardan şöyle izleyicilerimize kitabı göstermek istiyorum. 100 opera kitabı. Evet. Yine içerisinde sahneler detaylı şekilde anlatılıyor hocam. Tabii. Çok değerli bir kitap diyebiliriz. Yine diğer bir kitabımız da var. Ona da değinebilir miyiz? Onun tabii, ismini... Tabii. Şimdi opera, yani libretto, yani libro kitap demek İtalyanca'da. Evet. Libretto da kitapçık anlamına gelir. Şimdi genellikle işte birkaç sevgili kardeşlerimizle konuşuyoruz. Hani onlar opera temsillerine gidiyorlar işte Afyon'dan. Merak ediyorlar hani, ben de Afyonkarahisarlıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. İşte diyorlar ki abi nasıl düşündün operayı? Nasıl işte uygun olduğunu düşündün evet diye. Evet hocam, ve Afyon'a bakılınca biraz uzak bir sanat gibi gelebiliyor opera Afyon aslında bazında. Aslında ben düşününce size şöyle söyleyeyim. Böldüm, kusuruma bakmayın. Biraz da heyecanlıyım yani. İlk defa bir canlı yayına katılmıştım. Daha önce radyo yayınlarına katılmıştım daha önce. Mesela içinde bulunduğumuz bölge Frigya bölgesi. Frig bölgesi Kral Midas'la Apollon ve Pan arasındaki müzik rekabetinin Frit Tüzün'ün Midas'ın Kulakları Operası diye bir opera var. Aşk-ı Memnu Operası var. Kıymetli maestro Selman Adan'ın eseridir bu. Baktığımız zaman batılaşma yönünde ilk adımlardan birisidir. İlk roman örneklerinden birisidir. Aşk-ı Memnu Operası. Zaten şu anda tanıdık geliyordu diziden. Hepimizin kulaklarında o melodi çaldı diyebiliriz tabii, hocam tabii şu anda. Şimdi şöyle söyleyeyim, opera gitmeden önce ilk önce mesela şu anda bu George Bizet'in Carmen Operası. Tabii ben bunu özellikle getirdim çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk gittiği, izlediği opera Carmen Operası. Askeri ateşelik dönemindeyken Sofya'da İlk defa opera izlemeye gider Gazi Paşa. Tabi o zaman askeri ateşedir. Ve çıkışta da konuşur, der ki bak görüyor musun, biz Balkan Savaşı'nı neden kaybettiğimizi şimdi anlıyorum der. Onların operaları var der. Çünkü opera aslında baktığınız zaman eş zamanlı olarak 250-300 kişinin çalıştığı bir alandır. Hani sadece biz şimdi şarkı söyleyen birisini görürüz orada ama arkada neler neler döner. Yani şöyle söyleyeyim, orkestra ayrı bir yerdedir, koro ayrı bir yerdedir, kondübit ayrı bir yerdedir. Ve koordine şefi, şekilde çalışması tabii lazım koordinasyon hocam. Çok çok fazla önemli. Aslında baktığım zaman tabii şu an umarım kıymetli büyüklerim kızmazlar bana. Yani nasıl söylesem ben size bunun. Commedia dell'arte diyoruz ya mesela, medya, medium kelimesi yani haberci anlamına gelen bir evet şey bu. Şimdi... dönemin televizyonu desem çok böyle avam yorum yapmamış olurum diye düşünüyorum inşallah. Yani bir opera gitmeden önce muhakkak gibi muhakkak libretto, yani libro, kitap, kitapçığı okumak gerekiyor. Gerekiyor. Örnek veriyorum mesela şimdi Shakespeare'in mesela Otello'su. Biz şimdi ilk başta metni okuruz ya da daha bizden örnek vereyim. Hacivat ve Karagöz. Hacivat ve Karagöz bizim aslında geleneğimizde orta oyun mesela Mettah ya da işte Karagöz oyunları mesela karakterler vardır. Aslında bize hiç uzak bir sanat değildir. Ne kadar uzak gibi gözükse de aslında değildir. Çünkü operanın içinde belli başlı formlar vardır. Mesela arya. Arya Türkçe anlamında hava. Aslında baktığınız zaman mesela uzun hava dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Evet hocam. Aynı şey derken tabii ki burada daha başka bir çeşni var
Anadolu baharat, inanılmaz bir baharat var bizim müziğimizde. Güzel bir şey var yani. Ve şu anda içinde bulunduğumuz Afyonkarahisar'da, yani Frigya bölgesi de inanılmaz bir tarihi yer. Ben açıkçası Afyon'da, ben mesela bana soruyorlar, bestecilerle konuştuğumuz zaman Sayın İbrahim Selma Ada ile konuştuğumda dedi ki bana, ya Kaan dedi, hani sana bir şey soracağım, sakın yanlış anlama dedi. Tabii dedim, buyurun maestro dedim. Sağ olsun beni huzuruna kabul etti. 6660 sayılı kanunla beraber Fransa'da Ulusal Paris Konservatuarı'ndan mezun olan bir zattır kendisi. Ülkemize çok büyük hizmetler yapmıştır. Ülkemiz operasında büyük hizmetleri olmuştur kendisinin. Tabii şimdi dediği bir şey şuydu. Dedi ki, kardeşim sana bir şey soracağım. Buyurun hocam dedim. Çok uzatmayayım, ben size şey yapmayayım. Dedi ki, neden opera? Yani Afyon'dasın, neden etkilendin acaba? Evet, şu an izleyicilerimizin de merak ettiği soruların başında geliyor hocam. Neden opera? Şöyle söyleyeyim. Ben daha önceden popüler müzik dediğimiz işte pop parçalara 80'ler, 90'lar, 2000'ler müziğini yapmaya çalışıyordum. Sonrasından yaptığım şey bana yetersiz gelmeye başladı. Dedim ki, ben daha başka bir şey yapmak istiyorum. Dediğim gibi küçüklükten itibaren bir merakım zaten vardı farklı kültürlere. Şimdi farklı kültürlere merakım olduğu için de felsefeye, mitolojiye, tarihe ister istemez ilgim olmaya başladı. Oyunlar yazdım. İşte ilk şiir kitabımı 14 yaşımda yazdım. Tabii yayınlamadım bunu. İşte Mutluluk Ütopya diye bir kitap yazmıştım. Bakalım günün birinde inşallah yayınlarız. Ondan sonra merakım her zaman olduğu için beni buraya çekmeye başladı. Tabii ilk başta bilmediğim bir şey vardı. Şimdi çok kıymetli bir büyüğümün ismini vereceğim. Yani benim şu anda operada eğer opera kariyeri düşündüğüme yardımcı olan beyefendiye söyleyeceğim. Berçan Beniç, kendisi Samsun Opera Balesi'nde bas bariton opera sanatçısı. Onun ne kadar hakkını ödeyemem yani, ben bu yolda ilerlememi sağladı. Afyonkarahisar'dan İstanbul'a ben gittim çalışmak için. Tabi burada çünkü Şan Eğitmeni hocamız yoktu ne yazık ki. Olsa dahi konservatuarda hocamızdı. Yarın bir gün sınava girecek olsaydık etik olmaz çok fazla onlara çalışmamız. Tabi ona gidip gelmiştim. Sonrasında Ankara'da da Cem Beren Sertkaya ile çalışmaya başladım. Sonrasında da zaten Mersin Konservatuarı'nı kazandım. Tabi anne babam sağ olsunlar, ben memur çocuğuyum. Tabi babam şeydir yani, iyidir. Böyle evde her zaman bizim edebiyat sohbetleri döner. Peki hocam, ailede de yine böyle müzikle uğraşan var mı? Yani ailede müzikle uğraşan değil de böyle daha çok sporla uğraşanlar, evet, var. Bir işte kuzenim bağlama, ut, gitar çalardı. Onun işte ben gitarını küçükken alıp araklardım böyle, çalmaya çalışırdım falan. Ama dediğim gibi bana çok fazla yetmemeye başladı. Ben daha büyük bir müzik dinlemeye başladım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, klasik müzik, yani uzak durmanıza hiç gerek yok. Şöyle düşünün, mesela ben size şimdi şu kitabı vereyim, bunun kalınlığını düşünün. Sonrasında da size gidip şunu vereyim. Şimdi barok dönemde mesela Johann Sebastian Bach'ın eserlerini dinleyin. Sonrasında da Mozart'ın eserlerini, yani klasik dönem ruhunu daha iyi anlamak için, romantik dönemi daha iyi anlamak için aslında birçok sanatçı dinlememiz gerekir. Ancak ben mesela özellikle kendim daha iyi anlamak için söylüyorum. Puccini'nin mesela operalarını ben daha çok severim. Tabii şimdi başlangıç olarak az az müzik dinlemeye başlayın. Yani çok böyle büyük formlar dinlerseniz, ya şöyle düşün, çocuğun çok güzel baklavanız var. Şimdi tabii göbekten dolayı böyle bir şey demek istemem ama düşünsenize, şimdi çocuğun birisi var ve baklava veriyorsunuz. Çok güzel bir şey aslında ama yiyemez ki. Evet. Hocam yine kitaptan verdiğiniz örnek de güzeldi. Hani bir anda ince bir kitaptan kalın kitaba geçmek iyi olmayacaktır. O kitaptan da soğutur. Yine aynı şekilde müzik de o şekilde. Hani yavaş yavaş dediğiniz gibi. Tabii. Mersin Operası'ndayken de çok büyük, yani söylerler ya tabiri caizse, Allah güzel insanlarla karşılaştırsın. Tabii bu arada Mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü. Evet hocam. Buradan anneler, başta kıymetli anneciğime gerçekten sağ olsun, var olsun. Her zaman arkamda, yanımda olmuştur. Sonra bütün tanıdığımız insanları, şehit ve gazi ailelerine özellikle. Çünkü onlar bizim için canlarını feda etmişlerdir. Makamları cennet olsun. Onlara da buradan özellikle tabii teşekkürümü etmek isterim. Çünkü evet, biz eğer şu an burada rahat rahat program yapabiliyorsak ya da biz bir yerde konser yapabiliyorsak onlara borçluyuz. Motivasyonlarımız bizim bunlar. Tabii ki
memleketimizin en güzel şekilde, en iyi, en layık şekilde olmasını isteriz birçok şeylerin. Mesela Kocatepe Operası neden olmasın? Ya da Afyonkarahisar'da uluslararası bir opera yarışması neden olmasın? Evet hocam, şimdi bakıldığı zaman Afyonkarahisar birçok alanda adından söz ettirmeye başladı. Yine geçtiğimiz haftalarda caz festivali oldu. Tabii. İlerleyen haftalarda yine klasik müzik festivali olacak. Dediğiniz gibi neden opera festivalleri de Afyonkarahisar'ın merkezinde olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bu da sizler sayesinde olacaktır diyoruz. Anneler Günü dediniz. Yine birazdan özellikle ikinci partimizde annelerimize şarkılarımız olacak. Hediye şarkılarımız olacak. Onun da altını çizelim, izleyicilerimiz ekranları başında bizleri beklesinler diyemiş. 14 yaşında ilk olarak kitap yazmaya başladınız. Evet. Sanat aslında ilgini sizin çocukluktan geliyor diyebiliriz. Sonrasında özellikle Afyonkarahisar'da bir müzikle alakalı bir lise olmadığı için meslek lisesine yöneldiniz. Evet. Hocam bakıyoruz gerçekten çok başarılı isimlerle birlikte yer almışsınız. Onlardan eğitimlerinizi almışsınız. Peki sizi ilk müziğe başladığınız yıllara götürecek olursak bu kadar büyüyebileceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Ben aslında şöyle söyleyeyim. Aşık oldum ilk önce. Aşık oldum derken şimdi tabi biraz şey olabilir söyleyeceğim şey, tekamülün en büyüğüdür aşk derler. Evet hocam. Doğrudur. Hani bunun mutlu tarafı da vardır, mutsuz tarafı da vardır, arada kaldığınız araf tarafı da vardır. Tabi bu alegoriler çerçevesinde şöyle düşündüm her zaman ben. Ben sadece tutkumun peşinde, mesela burada tutkunun romanı yazıyor. Ben tutkumun peşinde nelerledim. Aşık olmuştum dediğim gibi bu mesleğe, bu sanata. Ben sadece şey yapmadım yani, önüme çıkan engeller tabii ki sayısız engeller çıktı ve çıkmaya da devam eder. Ancak şöyle bir şey var, bizler yorulmayız. Aşık evet hocam, şimdi çünkü tutkunun romanı var. Evet. Kitabını da yanında bulundurmamız mutlaka gerekiyor. Başucumuzda durması gerekiyor dediniz. Peki sizler bu kitabı hep başucunuzda bulundurdunuz mu? Özellikle bu kitap sizin hayatınızda yönlendirici bir etkiye sahip miydi? Tabii tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çok önemli isimlerle çalıştığımdan, evet, hani Leyla Gencer'e çok yakın olan çok kıymetli soprano Simge Büyükedes, hazırlık döneminden itibaren hani bizim okulumuz 5 yıl eğitim sürmüş. Yani konservatuvar eğitiminden bahsedeyim birazcık. Tabii ki hocam. Umarım sıkmıyorumdur sizi. Tabii ki böyle çok bilgi olan şeyleri çok uzak tutmaya çalışıyorum özellikle, ya da anlatmaya çalışıyorum. Bizim okulumuz hazırlık dahil 5 yıl eğitim alırız. 5 yıl eğitim sürecimde de çok değerli opera sanatçılarla çalışma fırsatım oldu. Ancak ve ancak benim hayatımda özel yeri olan insanlar var. Tabii ki bunların başında soprano Simge Büyükedes gelir. Neden gelir? Çünkü çok hem muhteşem bir sestir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştir operada. Evet, İtalya operası var. Tiyatro alla Scala akademisi kazanılmış ve tiyatro Alla Scala sahnesine çıkmış çok nadir sanatçılardan birisidir. Leyla Gencer ve onların öğrencileri. Öğrencileri derken dediğime bakmayın. Binlerce kişi o yarışmaya girer ve birinci olan ya da ilk üçe giren kişi sadece eğitim almaya hak kazanır. Simge Hanım da birinci olarak kazanmıştı diye anımsıyorum. Yanlış hatırlayabiliyorsam kusuruma bakmasın lütfen. Birinci olarak ama kazandığını biliyorum. Tabii ki hem ondan da dinlemiştim Leyla Hanım'ı. Hem de sonrasında Sayın Maestere'yi. Çünkü La Diva Turca diye bilinir kendisi ve bir Türk kimliğiyle sonrasında da bir Türk sanatçının gidip böyle İtalya'da hele ki Milano'da olması, hele de şimdi benim yakın bir arkadaşım var, yakın bir zamanda onunla konuşmuştuk, Dilan Şaka. Evet. Dilan da şu anda Tiyatro La Scala Akademi'de kazandı bu yıl. Çok gurur duyuyorum onunla çünkü 100. yılımızda bir Türk kadını olarak, Türk opera sanatçısı olarak gidip biz de orada temsil etmesi beni aşırı derece gururlandırıyor. Evet hocam, çok çok zor kazanmak. Bunu tabii, da tekrardan tabii vurgusunu yapalım. Hem de Türk yapalım kimliğiyle, evet, dediğim gibi Türk kimliğiyle bunu kazanmanız inanılmaz bir şey. Yani Türk, Müslüman kimlikle bunu kazanmak daha da, dediğim gibi, evet, çok özel bir şey. Tabii Simge Hanım'a buradan teşekkürlerimi iletirim. Biz sahne, yani konservatuar eğitimimizde ilk başta İtalyanca eğitimimizi alırız. Mersin Konservatuarı'nın şöyle bizim büyük bir avantajımız vardı diğer Türk konservatuarı arasında. Çok iyi derece İtalyanca öğrendik biz. Bizim hocamız Dilaver Yücel'di. Çok sağ olsun Dilaver Hoca. Tabiri caizse bize böyle işte öğreneceksin, hadi bakalım diye böyle işte çok uğraştı bizimle, sağ olsun. Sonrasında da bizim tabii normal üniversiteler gibi değildir konservatuar eğitimi. Birebir eğitim alırsınız. Yani usta-çırak ilişkiniz vardır. Ustanız
iyiyse ya da ustanız sizi bir yerlere yönlendirir. İyi ustalarla çalışmak lazım. Mesela ben şöyle bir şey öğrendim. Parayı da bunu sıkıştırmak isterim. Çok da hoşuma gitti yani. Güzel Sanatlar Lisesi'nden bir kız kardeşimiz bir gün bir opera temsili izlemiş. Yine Carmen Operası temsili izlemiş. Tabii Carmen dert ne varsa falan diye söyleyeceğiz böyle. Ben de çok severim Carmen Operası'nı. Dedi ki onun hocası, Kaan dedi, hocam dedi, işte kız kardeşimiz dedi, İngiltere'de, Londra'da dedi, Royal Akademi'de eğitim almak istiyor dedi. Kraliyet Orkestrası, Afyon Güzel Sanatlar'da. Neden olmasın? Bakın ben çok dediğim gibi önemli isimlerle çalıştım. Mesela şu anda eğitim almaya devam ettim. Konservatuvar eğitiminden sonra, tabii ilk önce şeyden bahsedeyim, konservatuvara tekrardan geri döneyim. Evet, konservatuvar eğitiminizde sahne eğitimi, yani sahne duruşları eğitimi, diksiyon eğitimi, şan eğitimi, bununla beraber yardımcı piyano eğitimi, solfej eğitimi vardır. İtalyancayı, yani ciddi anlamda İtalyanca eğitim alırsınız. Çünkü ne dediğinizi bilmeniz gerekir. Hocam ben burada araya girmek istiyorum. Tabii. Çünkü eğitimleri sayıyorsunuz. Eğitimler oldukça zorlu eğitimler tabii. gibi görülüyor. Şu an normal akademik eğitimler olsun, birebir eğitimler olsun, yine dil eğitimleri olsun. Hı. Tabii ki hocam buyurun. Eğitimler gerçekten, eğitimleri geçtikten sonra zaten bence tabii ki de opera sanatçısı çok başarılı şekilde olunabilir ama bu eğitim sürecinde özellikle böyle pes etme durumları olmuyor mu hocam? Yabancı dil bir taraftan zorluyor, müzik bir taraftan zorluyor, birebir eğitimler bir taraftan zorluyor. Tabii şimdi ses zaten şöyle bir enstrüman. Düşünsenize ben şimdi gitarla geldim bugün. Evet hocam. Enstrümanınızı her gün ilmek ilmek kendiniz işliyorsunuz. Yani bir binayı inşa ettiğinizi düşünün. İşte bugün kolonları yaptım. Bugün balkonu tamamladım. Bugün çatıyı tamamladım. Peki bitti mi? Bitmez. Maalesef. Her gün aynı yapıyı tekrardan inşa etmeniz gerekiyor. Şimdi tabii pes etme süreçleri tabii ki oluyor. Çünkü biz ne kadar sanatın içinde şimdi sanatçı kimliğiniz olsa da aslında bedensel ve zihinsel çok fazla çalışmalar yapıyorsunuz. Yani mesela işte nefes üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Vokal üzerine eğitim evet, yapıyorsunuz. Hocam. Şimdi mesela örnek vereyim. Mesela Türkçe'de Ankara diye bir işte bir kelimemiz var diye düşünelim. Bir İtalyan hiçbir zaman bunu söyleyemez biliyor musunuz? Neden hocam? Bunun da cevabını İtalyan alalım. Şöyle söyler. Ankara böyle hepsi parlak, daha brillant, daha parlak söyler her şeyi. Yani merhabalar, nasılsınız diye söylediği zaman, çünkü İtalyanca çok melodik bir dil olduğu için ve operanın dili olduğu için aslında. Evet. Ve şu vardır. Pes etmek tabii ki asla pes etmemeniz gerekir. Bazen etmeniz gerekir ayağa kalkmak için. Dediğim gibi ama tutku varsa ya, zaten Leyla Hanım aslında o yüzden örnek verdim. Çünkü Leyla Hanım'ın kitabında bir opera sanatçısının başına gelebilecek birçok şeyleri, şu an tabii bunu canlı yayında söylemek çok normal bilmiyorum ama İtalyan mafyası tarafından tehdit ediliyor. Leyla. Sahneyi bombalarız diyorlar. Sahneyi başını yıkarız diyorlar. Düşünsenize yani. Hocam nasıl bir tutkuyla düşkün sanatını icra ettiğinde buradan Leyla Hanım'ı bir kere daha görüyoruz diyelim. Tabii, Nurlar kısa bir araya buyursun. Gidelim. Tabii. Daha sonrasında tekrardan devam edelim. Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Hoştur yolu yokuştur,
giden gelmiyor, aç hep ne iştir? Kışların önünde redif sesi var. Bakın çantası cepinesi var. Bir çift kundurayla bir defesi var. Ah o Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, aç hep nedendir? Burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, aç hep nedendir? Hocam ağzınıza sağlık. Mükemmel bir parçaydı. Şehitlerimize de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine pazarda Anneler Günü. Bütün şehit annelerimizin, gazi annelerimizin şimdiden Anneler Günü'nü kutlayalım diyelim. Evet hocam, mükemmel bir sesiniz var. Yine az önce eğitimlerden de bahsettiniz. Çok çok profesyonel kişilerden de eğitim aldınız. Ben şimdi özellikle öğrencilere tavsiyelerde bulunmanızı isteyeceğim. Şimdi bakıldığı zaman özellikle aileler bazen müziğe karşı maalesef ki ön yargıda olabiliyorlar. Şimdi siz meslek lisesinden çıktınız. Tabii. Hedef belirlediniz ve hedefleriniz doğrultusunda şu anda çok başarılı bir opera sanatçısısınız. Şimdi öğrencilere özellikle hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Özellikle Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerimize. İlk önce dediğim gibi birinci olarak öncelikle çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, onurlandırdınız. Zaten davetiniz büyük onur benim için. Teşekkür ederiz. Burada hocam olmak gerçekten çok önemli. Güzel sanatlarda okuyan ya da işte opera merakı olan kardeşlerimize en büyük tavsiyem benim. İlk önce düzgün, iyi bir kaliteli sanatçıları takip edip, yani kimler olabilir? Yani ülkemizde 6 tane opera var. Ankara Devlet Opera Balesi var, İstanbul Operası var, İzmir Operası var, Mersin, Antalya ve Samsun Opera Balesi var. Bakıp böyle dinleyip kendilerine yakın hissettikleri, sesini dinletmek istedikleri hocalarımıza, sanatçılarımıza gidip güzel bir şekilde anlatıp işte merakını. Onlar hiçbiri zaten kırmazlar, eminim ben buna. Evet hocam, ama az önce de söylediğiniz, ilk olarak hedeflerini belirleyecekler. Tabii. Ve çok fazla çalışmaktan geçiyor. Tabii. Bunun yolu diyebiliriz. Yine hocam çok güzel sahneler aldınız, konserleriniz var. Peki konserlerinize değinecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Yine bir video hazırladık. Daha sonrasında da ekrana videoyu verelim. Sizler konserinizden bahsedin hocam. Yani konser mi yoksa konser projelerinden mi, nasıl? Hocam ilk olarak konserlerinizden bahsedelim. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, konser hazırlık sürecimden de bahsedebilirim tabii birazcık. Tabii ki hocam. Buyurun. Konser günü tabii ki en stresli günlerimizden bir tanesidir. Konseri, çünkü şöyle düşünün, işte bir şey hazırlıyorsunuz, bir eserler hazırlıyorsunuz. O dile uygun şekilde, solfejine uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Korepetitörle, yani korepetitör demek co-repetition, yani piyanistimizle beraber çalışıp güzel şekilde hazırlayıp bestecinin istediği şekilde söylemeniz gerekir. Tabii elimizden geldikçe bunu yapmaya çalışırız. Ben tabii ki en önemli konserlerimden birkaç tanesini söyleyebilirim. Katıldığım, öğrencilik yıllarımdayken yaptığım konserler de olmuştu. Kilise konserleri yapmıştım. Orada amma konserlerinden bir tanesine katılmıştım. Lina Nasif anısına yapmıştık. Lina Hanım da Mersin için çok büyük değerlerden bir tanesiydi. Hayatta unutmadığım konserlerden birini size anlatmak isterim. Pandemi sonrasında Toroslar İlköğretim Okulu'na gitmiştik biz Mersin'de. Çok kıymetli birkaç dernek ve vakıflar vardır. Onlar rica etmişti bizden. Dediler ki, hani Kaan Hocam, size bırakıyoruz. Biz Cumhuriyet resepsiyonu yapmak istiyoruz. Tabii katıldığım çok konser oldu bu arada, ama benim hatırladığım en önemlilerini düşündüğüm, hayatımda benim için bir yer bırakan, çünkü
Afyon'a geri döndüğüm zaman şimdi bana soruyorlar, sen ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun, hangi bölüm okuyorsun? İşte ben de tabii hani anlatmaya çalışıyorum tabii ama bazen diyorum ki ben müzik öğretmenliği okuyorum. Çünkü anlatabileceğim bir şey ne yazık ki çok değil. Bazen de anlatıyorum işte merak edenlere. Tabii bu Toroslu İlköğretim Okulu'na gittiğimiz zaman köy okulu burası. Mersin'den yaklaşık bir 70 kilometre falan uzakta olan bir okul. Toroslar'da. O gün ben orada Kayser Kalesi, ben her konserinde muhakkak gibi muhakkak Kayser Kalesi türkümüzü, sonrasında Alper Ataşver türkümüzü muhakkak ve muhakkak koyarım. Yani olmasını isterim, icra etmeye çalışırım onları. Çünkü her türkümüzün bir hikayesi vardır. Evet, 4 Nisan 1953 İsveç Şilibi ile çarpışma sonucunda Dumpular Denizaltısı infilak ediyor ve hikayesi aslında buradan geliyor bize Alper Ataşver türküsünün. Şimdi yani nasıl söylesem türküler boşuna yazılmaz ya da yakılmaz. Evet, her birinin ayrı ayrı tabii, ve özel bir hikayesi var türkülerimizin. Ben orada konser yaptığımda küçük çocuklar beni taklit ettiğini gördüm. Böyle mesela böyle yapıyorlar falan. Çünkü birinin hayatına dokunabildiysem ne mutlu benim için. Bu manzaralarda sizleri oldukça mutlu tabii, ediyor diyebiliriz hocam. Tabii tabii, çünkü Afyon'dan şimdi dediğiniz gibi mesela şimdi tutup da mesela Mersin'e gitmek, Mersin'de opera okumak ya da farklı yerlerde konserler yapmak, çocukların yararına çok fazla konserler yapmıştık. Tabii benim kendi projelerim de var ilerleyen zamanları yapmak istediğim. Şöyle söyleyeyim, bunlar için tabii büyük sanatçılarımızla konuşuyoruz. Büyük derken tabii yanlış anlaşılmaz umarım, hani büyük derken şu anlamda ülkemize büyük hizmetler yapmış. Biz de hizmet yapmak istiyoruz. Çünkü devletimiz bizlere büyük bütçeler ayırmış. Yani ben size şöyle söyleyeyim, ben sınava en son bir sınava gittim. 4000 kişi başvurmuş biliyor musunuz? 4000. Türkiye'de 4000 hocam, tane. Hocam nasıl sizce peki 4000? Rakam efendim? İyi mi? 4000 rakam mükemmel nasıl bir rakam. Sizce? Yani 4000 demek, bir de şöyle düşünün. 4000 kişiden işte elemeler yapılıyor. Evet. 400 kişiye düşüyor. Ve 400 kişiden sadece 28 kişi alıyorsunuz bir kuruma. Evet hocam. İnanılmaz bir şey bu. Tabii devlet konservatuarlarında hani en yakın konservatuarlara gitmelerini eğer opera eğitimi almak istiyorlar. Çünkü çok önemli bir eğitim bu. Şey düşün, mesela şarkıcılığı şöyle düşünelim, fitness diye düşünün mesela bunu. Bir işte 5 kiloluk ağırlık kaldırmanız var, bir de 150 kilo ağırlık kaldırmanız var. O yüzden hocanız çok iyi olmalı, muhteşem olmalı yani. Sizin ses sağlığınızı korumalı. Evet hocam. O yüzden yani buradaki güzel sanatlardaki kardeşlerimize konservatuarlara gitmesini öneririm. Oradaki bilir kişilerle kontak kurmasını öneririm. Eğer bilir kişi yakın civarlarda yoksa yakın operalara gitmelerini öneririm. Daha da şimdi aslında bizim şansımız çok fazla büyük. Çünkü Facebook var, Instagram var, Twitter var vesaire, işte bir sosyal medya var. Oradan da yazarlarsa kendilerini, kayıtlarla gönderirlerse. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, Afyon'da mesela biz Afyon için konuştuğumuz zaman kıymetli Antalya Devlet Opera Balesi'nden Şafak Güç hocamızla biz konuştuğumuz zaman dedi ki yani bu şehir çok güzel bir şey, ben bu şehri çok beğeniyorum, çok seviyorum. 2 yıldan beri konservatuvar eğitimimden sonra usta olarak gördüm. Tuncay Kurtoğlu'yla çalışmaya başladım ben. Evet, Tuncay Bey'le. Tuncay Bey ülkemizi 45 ülkede temsil etmiş büyük sanatçılardan birisidir. Dediğim gibi yani ustanızı seçmeniz gerekir. Çıraklık yapacaksınız çünkü. Çıraklıkta her şey olur. Yani öğrenme süreci dediğim gibi çok fazla tutku içinde olması evet, lazım. Evet hocam, az önce de örnek verdik. Mesela bir anda kalın kitaba başlarsanız başarılı olamazsınız. O yüzden dediğiniz gibi ustanızı seçmekte fayda var. Siz bu konuda şanslıydınız. Aileniz de sizi müziğe yönlendirdi. Yine tabii, hocalarınız da oldukça tabii, değerli tabii, hocalardı. Biraz şanslısınız hocam diyebiliriz. Tabii. Mesajlar geliyor hocam. Ben hemen onları tabii, sizlere tabii, iletmek istiyorum. İlk olarak tebrikler var hocam izleyicilerimizden. Bir de az önce siz ses sağlığı dediniz. Hemen Aleyna Hanım'dan bir mesaj gelmiş. Hocam sürekli bağırarak şarkı söylüyorsunuz. Peki sesiniz kısılmıyor mu? Bu durum sizleri zorlamıyor mu demiş. Yani aslında şöyle söyleyeyim, bağırarak demek yani tabii bağırmak da diyebiliriz aslında. Evet. Çünkü bağır yani buradan ses yani ses mekanizması buradan yani enstrümana yer bizsek eğer tabii doğru bir tabir diyebiliriz aslında. Tabii kısılmalar tabii ki olabilir ama şöyle bir şey var. Eğer düzgün egzersizler yaparsanız, şimdi şöyle düşünün, ben lisans 1 eğitiminde yaptığım egzersizler var.
Lisans 4'te yaptığım egzersizler var. Konser öncesi yaptığım egzersiz var. Mesela bugün yukarıda yaptığım egzersiz var. Yayın öncesi bir mesela. Çalışma yaptık, gerçekleştirdik. Tabii, tabii. Bunu da izleyicimiz Aleyna Hanım'a aktaralım. Tabii. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Kısılmalar tabii ki olabilir. İşte bunun için dinlenmek gerekir. Evet. Ya da uzun süreli kısılmalar olmaya başlarsa en yakın KBB uzmanına gitmek gerekir. Ancak şöyle söyleyebilirim çok rahatlıkla. Kısılabilir. Yorulabilirsiniz. Pes etmeyin. Sadece düzgün bir şekilde yapmaya çalışın. Bir yerde hata var demek ki. Kısılıyorsa eğer bir ses, nefeste mi hata var, vokalde yaparken mi hata yapıyorsunuz? Yani bunun üzerine düşünmek lazım. Bu da eğitimin ne kadar önemli olduğunu tabii, bir tabii. kere daha gösteriyor. Yine bir izleyicimiz de demiş, evet hocam başarılar diliyoruz. Sesiniz oldukça mükemmel. Karahisar Kalesi'ne her zaman söylediğinizi söylediniz. Evet. Biz de programın sonunda Karahisar Kalesi'ni bekliyoruz demiş hocam bir izleyicimiz teşekkür de. Teşekkür ederim. Tabii icra etmeye çalışırım. Biraz onlar da ekranları başında tabii. beklesinler. Evet hocam bir video hazırladık sizler için. Arkadaşlardan rica edelim videoyu ekranlara tabii. verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ya
Evet sevgili hocam, yine çok değerli bir eser seslendirdiniz. İzleyicilerimizle buluşturduk. Sesiniz gerçekten çok çok değerli, çok mükemmel bir ses diyebiliriz. Yine izleyicilerimizden de bu tarz yorumlar geliyor. Az önce Aleyna Hanım bir soru sormuştu bizlere. Sesiniz yorulmuyor mu demişti. Tekrar bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz hocam? Ses kısılması için öncelikle çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Aleyna Hanım'ın sorusuna tekrardan gelecek olursam, kısılma kaynaklı şeyler şu da olabilir. Mesela reflü kaynaklı kısılmalar da olabilir. Belki anatomi olarak incelenmesinde bir fayda var diye düşünüyorum. Tabii kısılmalar olur ama dinlenmek lazım bunun için. Yani her zaman işte belli bir ses skalasının üstüne çıkmamak lazım. Mesela kısaca ben ses türlerinden bahsetmek isterim. Tabii ki hocam. Bas, bariton, tenor erkek sesleri için. İşte kadın sesleri içinse alto, mezzo soprano ve soprano sesler vardır. Bunların belli bir aralıkları vardır. Eğitimlerin aralıkları vardır. Bir de eğitimsiz ham seslerin aralıkları vardır. Tabii bunların işte eğitimleri dediğim gibi iyi bir doğuştan gelen insanlar ve doğuştan işte hazır böyle gerçekten muazzam sesler var. Tabii eğitim almak istiyorsanız eğer dediğim gibi kısılma hissettiğiniz zaman susun. Dinlenin, su için, işte sigara kullanmayın. Zaten alkol kullanmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun dışında... Hocam beslenme de çok önemli. Özellikle beslenme, su içmek de çok önemli tabii. Diyerekten izleyicilerimize bunu da hatırlatabiliriz. Tabii, su çok içmek lazım. Evet. Gerçekten aşırı derece yani nasıl söylesem bir işte 5-6 litre günde içmek lazım. Çok çok demiyorum fazla aslında. Fazla bir rakam hocam aslında bakıldığı zaman yani şimdi içmek bir lazım, litre zor gibi. Gidiyor. Yani kola içmemek lazım. İçiyorsak mesela ben bir çay içiyorsam ya da bir kahve içtim mesela. Bir kahve içtim, iki bardak su içmem gerekiyor. Yani onun şey dengelemek için, gerekiyor hocam. Için, tabii ki. Evet hocam, az önce yine konserlerinizden bahsettik. Hedefleriniz, tabii. Projeleriniz de var. Yine projelere değinecek olursak tabii. Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, ben yakın bir zamanda yani işte 2023 yılın sonunda işte bir grup oluşturduk. Biz konservatuvar öğrencilerimizle birkaç evet, kardeşimiz vardı. Frigya Trio ismi. İlk konserimizi de Eskişehir'de yaptık. Bu özellikle anlatımlı konserler yani klasik müziğe işte uzak kalınmasın diye. Çünkü ne kadar uzak durulsa da o kadar yakın ki mesela benim çok fazla imam öğrencim var mesela. Ondan sonra müezzin öğrencilerim var. Seslendirme sanatçıları arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Tabii burada yönelim çok fazla önemli. Yani operası hani her konservatuvar mezunu opera sanatçısı olmuyor. Mesela Elçin Sango benim Mersin'deki konservatuvardaki hocamın öğrencisi. Gülşah hocamın öğrencisi. Sağ olsun çok büyük emekleri vardır üzerimde. Elçin Sango mesela bizim okulumuzdan mezun ya da bırakmıştı emin değilim. Mezun diye biliyorum. Evet hocam. Mesela kıymetli ustam, çok sevdiğim büyük abim Cahit Şaher hocamız. Ülkemizin en önemli seslenme sanatçılarından bir tanesidir. Ama opera sanatçısıdır ek olarak da. Böyle birçok sanatçılar vardır. Tiyatroya yönelirler. Kimisi de teoriye yönelir. Şimdi ben mesela örnek vereyim. Ben müzikoloji yüksek lisans yapıyorum. Şu anda çok şanslıyım. Afyonkarahisar'da Sinan Operası'nın librettisti. Hekimoğlu Operası'nın librettisti. Orkestra şefi, koro şefi. Uzar gider. Etimoloji uzmanı, müzikolog. Bertan onun öğrencisi. Bertan Bey Afyon'da mesela. Çok büyük bir şans benim için onun burada olması. Sonrasında da Ünüşen Kuloğlu, inanılmaz bir insan. Helden tenor kendisi, ülkemizdeki en özel seslerden birisi. Çünkü Wagner repertuarını söyleyebilen seslerden birisi. Tabii Tuncay Kurtoğlu'ndan da bahsedelim. Tuncay Bey de, o da bas seslerden bir tanesi. Şimdi yani isimleri bilerek veriyorum ki merak edin, araştırın. Bakın, ops. Çok pardon. Kaza Hocam 3 dakikamız kaldı. Evet. Ben bunu da belirteyim sizlere evet, özellikle. Tabii. Güzel bir kapanış yapalım izleyicilerimize. Evet. Çok zaman... keyifli bir sohbet. Maalesef süremiz yetmedi hocam evet, sohbetimiz tabii. için. Son olarak son sözlerinizi alalım. Güzel bir parçayla da programımızı kapatalım Şöyle hocam. Şöyle söyleyeyim. Afyonkarahisar ve Türkiye en güzel en iyisini hak ediyor. Tabii ki biz burada genç neferler olarak evet. Burada üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Memleketimizin en güzelini yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek dileğimle. Bunu söyleyebilirim sadece. En büyük motivasyonumuz da dediğim gibi işte Gazi Paşa'nın, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyum. Neden borçluyum? Çünkü Koçtepe'de zafer kazanmasaydı şu anda ben burada karşınızda evet, oturuyor hocam. Olmazdım. O yüzden şehit ve gazilerimize büyük saygı ve sevgiyle son olarak bir eserimi icra etmek isterim.
Tabii bu söyleyeceğim eser, Carissa Carissa'nı söylemek çok isterdim ancak biraz rahatsızım. Hocam için... izleyicilerimize sözümüz olsun, inşallah bir dahaki programımızda tabii, hem tabii. konularımıza geniş şekilde yer verelim hem de Karahisar Kalesi'ni tekrardan seslendirelim. Tabii. Afyon Karahisar için çok büyük bir değersiniz hocam. Değerli tabii. bilgileriniz için çok çok teşekkür ederiz demek, hocam. Sözü size bırakalım bizler. Tamam, çok pardon. Bir dakikanızı rica edeceğim sadece. Şöyle devam edip izleyicilerimize de onu aktaralım. Çanakkale Türküsü'nü söyleyeceğim. Evet. Tabii piyanistimiz de gelmek isterdim ancak bu seferlik böyle olsun. Affedersiniz bir su tabii içeyim. Tabii hocam, buyurunuz. Biz de şimdiden bütün annelerimizin anneler gününü kutlayalım. Tekrardan bütün şehit annelerimize de bu şarkı bizden armağan olsun efendim. Hocam, sözü Mehmet Akif Ersoy'un çok beğendiğim, çok sevdiğim bir şiiri vardır. Gerçekten özel şairlerden bir tanesidir kendisi. Evet. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar der. Yani Çanakkale'yi benim zannımca özetlediğini düşünüyorum ben. Özetlenemez tabii ki. İnanılmaz bir savaştır çünkü. Onlara armağan olsun. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, Çanakkale İçinde bir uzun selvi, Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çanakkale içinde vurdular beni, Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of
Evet efendim, çaylarımız kahvelerimiz hazırsa programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda birbirinden özel ve değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdiki stüdyo konuğumuz güzellik uzmanı Rabia İşlek oluyor. Rabia Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri kısaca tanımakla başlayabilir miyiz Rabia Hanım? Sizin de söylediğiniz gibi ismim Rabia İşlek, güzellik uzmanıyım. Aynı zamanda da uzman estetisyenim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyim. Şu anda da Kip Güzellik Salonu'nda hizmet veriyorum. Evet, yine güzelliğe dair bugün izleyicilerimize değerli bilgiler vereceğiz diyelim. İlk olarak lazerle başlayalım. Lazer epilasyonu hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Lazer epilasyon bildiğimiz gibi istenmeyen türlerin kalıcı olarak yok edilme sistemidir. Evet. Lazer epilasyonun verdiği ışın doğrultusunda kıl köklerini tahrip ederek o bölgedeki kılların incelerek yok olmasını sağlıyor. Bunda en büyük önemli olan etkenlerden birisi gelen danışanların uzman estetisyenin vermiş olduğu periyotlarla düzenli olarak işlemlere girmesi lazım. Eğer düzenli olarak işlemlere girecek olursa kalıcı olarak sonuç almış olur. Evet, şimdi Rabia Hanım, bazen lazerle alakalı doğru bilinen yanlışlar olabiliyor. Özellikle şu an yaz mevsimi geliyor. Yaz mevsiminde genelde hani insanların düşüncesi, özellikle kadınlarımızın, lazer maalesef yapılamaz diye düşünüyorlar. Sizce doğru bir bilgi midir? Yazın da lazer yapılabilir mi? Şu anda yeni teknoloji sistemlerle zaten işlem yapıyoruz. Evet. O nedenle 4 mevsim lazer epilasyonu uygulaması yapılabilir. Hatta şu anda FDA onaylı ve Sağlık Bakanlığı onaylı cihazlarla işlem yaptırılırsa bronz tenlerde bile işlem yapılması uygundur. Evet, o zaman izleyicilerimize hatırlatalım tekrardan, yaz kış ayrım yapılmadan. Aynen öyle, 4 mevsim istediği şekilde yaptırılabilir. Evet. Yani burada bir tek dikkat etmemiz gereken husus, eğer şayet denize gidecek olursa 15 gün öncesinde lazer epilasyon yaptıracak, geldikten sonra da ister istemez işlem yaptıracağı bölgelerde bronzluk oluşacağı için bir ay beklemesini tavsiye ediyoruz. Evet, bununla alakalı uyarıda bulundunuz. Peki genel olarak değerlendirecek olursak, özellikle lazer epilasyon yaptıranların dikkat etmesi gereken hususlara da değinecek olursanız bu konuyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Lazer epilasyonuna en çok dikkat etmemiz gereken, işleme gelmeden önce tüyleri uzman estetisyenimizin istediği böyle bir şekilde kısaltmamız gerekiyor. Bununla birlikte roll-on deodorant, parfüm, nemlendirici krem tarzında uygulamalar 24 saat içerisinde yapılmaması gerekiyor. İşlem sonrasında da yine aynı şekilde 24 saat su değdirilmemesi gerekiyor. Yani bizim için en önemli olan şey vücudun kimyasallarla buluşmaması lazım. Evet, kimyasalla ve suyla buluşmayacak ve de yine lazerde de süreklilik oldukça önemli. Düzenli periyotlarla gidilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunları da takip etmeleri gerekiyor, özellikle lazer yaptıran kişilerin. Evet, lazerden bahsettik. Şimdi cilt bakımı da çok büyük önem arz ediyor. Peki cilt bakımının önemine değinecek olursanız, özellikle cilt bakımının önemiyle alakalı neler söyleyebilirsiniz? Cilt bakımı cildi dış etkenlerden korumak için yapılan bir uygulama. Evet. Bununla birlikte tabii ki her mevsim yapılması bizim için çok önemli. Cildin çünkü yaşlanmasını önlemek, kuruluğunu azaltmak, daha dinamik görünmesini sağlamak için düzenli periyotlarla değil cilt bakımı yaptırılması gerekiyor. Evet, şimdi muhabir arkadaşımız Aslı Çiçek güzellik merkezinize geldi. Orada cilt bakımı yaptınız. Ben arkadaşlardan rica edeceğim. Şimdi güzellik merkezinde cilt bakımı turuna çıkaralım izleyicilerimiz. Sonrasında devam edelim. Cildimiz hepimizin en değerli varlığı. Cildimizin daha pürüzsüz ve güzel gözükmesi için pek çok ürün kullanıyoruz. Peki yaz aylarında doğru cilt bakımı nasıl yapılmalı? Ciltte her mevsim koşullarına göre çeşitli etkiler oluşuyor. Sıcak hava, güneş ışınları, havuz, deniz gibi etkenlerle cilt yıpranıyor. Bu nedenle yaz aylarında da cilt bakımı ihmal edilmemeli. Yağlı, kuru, karma, normal ve hassas ciltlere göre kullanılan bakım ürünleri ve çeşitleri de farklılık gösteriyor. Güzellik uzmanı Rabia İşek, yaz aylarında yapılması gereken cilt bakımının aşamalarını sıraladı. Öncelikle cildimizin neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Cilt tipimize bakıyoruz. Arkadaşımızın cilt tipi karma bir cilt tipine sahip. O nedenle ona uygun bir protokolle cilt bakımımıza başlıyoruz. Öncelikle cildimizi temizlememiz gerekiyor. Bunun için temizleme sütü kullanacağım. Şimdi temizlemiş olduğumuz cildimizi kirlerinden arındırmak amacıyla silme işlemi yapıyoruz. Bu işlemin arkasından ölülerini atabilmek amacıyla peeling uygulaması yapacağız. Şu anda cilt yapısına uygun bir şekilde 15 dakika buharımızı veriyoruz. Buharımızın 10. dakikasından itibaren
siyah noktaları zaten kendiliğinden kabarmış oluyor. İstersek komedon yardımıyla, istersek de vakum başlığımızda oradaki siyah noktalarını temizliyoruz. Cildin tüm her yerine eşit miktarda tonikleme yapıyoruz. Tonikleme işleminin arkasından cildine uygun maske ile işlemimize devam ediyoruz. Maskede 10-15 dakika cildinde maskesi kuruyana kadar bekleme yapacağız. Maske uygulamamızdan sonra cildine uyumlu yine aynı şekilde serumumuzu kullanıyoruz. Serumumuzla birlikte cildin elastiğini toparlayabilmesi amacıyla cihazımızın radyo frekans başlığından destek alarak uygulamasını yapıyoruz. Rabia İşek haftada 2 kez cilt bakımı yapılması gerektiğini belirtti. Yaz aylarında bu güneş ışınlarından korumak, cildimizin toparlanmasını sağlamak ve aynı zamanda da güneş lekelerini önleyebilmek amacıyla cildimize daha çok bakım yapmamız gerekiyor. Haftada 2 defa kendiniz mini bir cilt bakımı yaparak cildinizi dışarıdan gelecek etkenlerden koruyabilirsiniz. Cilt bakımının yanında yeme içme noktasında da uyarılarda bulundu. En az günde 1 defa elma tüketimi yapmamız gerekiyor. Çünkü elma cildi en iyi güzelleştiren meyvelerden birisi. Bununla birlikte kuru üzüm tüketimi çok önemli. Ve en büyük önemli olan şey de bol miktarda sıvı tüketimi. Evet Rabia Hanım, güzellik bakımı, cilt bakımını ekranlara yansıttık. Biz buradan rahatladık özellikle cilt bakımını izlerken. Çok evet. Çok rahatlatıyor özellikle cilt bakımı. Şimdi özellikle yaz geldi. Ben yaz mevsiminde cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenleri de değinmek istiyorum. Şimdi özellikle yaz mevsiminde cilt bakımı yaptırmak cildimize iyi gelir mi? Yaz aylarında yaz mevsimine uygun cilt bakımı yapmak zorundayız. Evet. Yani yapılmalı mı değil, yapmak zorundayız. Çünkü yaz aylarında zaten cildin ihtiyacı olan verilmezse istenmeyen kırışıklıklar, sarkmalar, işte cildin elastiğini kaybetmesi olayıyla karşılaşıyoruz. Onun için özellikle yaz ayı ve ben özellikle şeyde belirtmek istiyorum, mevsim geçişlerinde, yani 4 mevsimin geçişinde. Çünkü yazın kirini atmak için sonbahara girerken, sonbaharın kirini atmak için kışa girerken muhakkak ki bir cilt bakımı yapılması gerekiyor. Bu sadece yüz için değil, ellerin üzeri için de cilt bakımı yapılması lazım. Çünkü dışarıda kalan tek bölgemiz, giysimizden dışında kalan tek bölgemiz yüzümüz ve ellerimiz. Evet, cilt bakımı oldukça önemli. Yaz kış ayırt etmeden aynı şekilde lazer gibi. Şimdi güneş kremi de çok büyük önem arz ediyor diyebiliriz. Peki güneş kremi sadece yazın mı kullanılır yoksa o da kışın da kullanılır mı? Peki güneş kremi ile alakalı olarak neler söyleyebilirsiniz? Uzun süreli sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsak düzenli olarak güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Gün içerisinde sabah elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra yüzümüz yani cildimiz kuruduktan sonra bir kısım güneş kremi kullanmamız gerekiyor. Eğer gün içerisinde dışarıya çıkacaksak dışarıya çıkmadan 10 dakika öncesinde bunu tekrarlamamız gerekiyor. Bazı insanlarda ister istemez şey oluyor, sadece dışarıya çıktığımda kullanacağım gibi bir algı evet, var. Maalesef. Aslında bu oldukça yanlış bir algı. Bunu her gün günlük rutin olarak yapmamız gerekiyor. Şimdi bazen sosyal medyada karşımıza çıkıyor iki kardeş, ikizler misal. Güneş kremi kullanan, güneş kremi kullanmayan kişiler kıyaslandığında gerçekten güneş kremi kullanan kişilerin yaşlanmadığı bile tespit edilmiş. Bu kadar faydası varken hani güneş kremi sürekli bizim elimizin altında bulunmalı. Dediğiniz gibi sadece dışarı çıkarken değil, çoğu zaman evde otururken de güneş kremini kullanmamıza fayda olacaktır. Peki güneş kremi seçerken özellikle hangi güneş kremlerini seçmemiz gerekiyor? Şimdi çok fazla merdiven altı ürün de var. Birazdan yine onlara da değineceğiz ama önceki güneş kreminde sizlerden biraz tüyo alalım. Güneş kremi kullanırken en büyük dikkat etmemiz gereken cilt yapımıza uygun. İşte bunu cildi uzmanlarının vermiş olduğu 50 faktör ve üzeri olması gerekmektedir. Evet. Çünkü cildimizin neye ihtiyacı olduğunu en iyi takibini yapabilecek kişiler tabii ki cilt uzmanları, doktorlarımız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 50 faktör ve üzeri olan güneş kremlerinde güneş ışınlarından cildimizi doğru koruyabiliyoruz. Ama biz kendi kafamıza göre gidip bir eczaneden veya herhangi bir yerden güneş kremi almamız doğru değil. Çünkü cildimizi tanımıyoruz. Karşımızdaki insan cildi tanımıyor. Bu sefer ne oluyor? Yanlış bir güneş kremi kullanımımızda ciltte belirli bölgelerinde yanıklar oluşmaya başlıyor. Bunu da engellemek için dediğim gibi önce bir cilt uzmanına veya cildinizin kontrolünü gerçekleştiren cildiye doktorlarına giderek bunun takibini yapabiliriz. Yazın yine bakıldığı zaman güneş lekeleri de yüzümüzde çok fazla oluşmaya başlıyor. Bunun sebebi de yine yanlış güneş kremi kullanımı diyebilir tabii miyiz? Tabii ki. Şimdi yine bakıyoruz bazen dediniz ki cildiye gideceksiniz, güzel güneş kremi, doğru güneş kremini seçeceksiniz. Şimdi kozmetik ürünler satan yerler var ve orada arada böyle fondöten güneş kremi birleştirilmiş şekilde var. Bunlar da çok fazla sağlıklı değildir. Şimdi cildiye gitmeden kendi kendimize seçtiğimiz özellikle kozmetikle birleşmiş bir güneş kremi. Şimdi şöyle bir durum var.
eğer şayet güzellik salonuna düzenli periyotlarla cilt bakımı evet. yaptırıyorsanız oranın önerdiği ürünleri çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü sizin cildinizi sizden daha iyi bilmiş pozisyona geliyoruz. Çünkü biz onu işte cildinle ilgili bir problem var, cilt tipi nasıl, cildine hangi ürünleri kullanırsa iyi olur. Onları bildiğimiz için, çünkü takibini yaptığımız için çok rahatlıkla tabii ki güvenli olan güzellik salonlarından temin edebilirler. Bu çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi farklı şekilde çalışan firmalarımız da var ister istemez. Onlara değil daha çok güzellik salonuna girdiklerinde güzellik uzmanı bir belgesi veya uzman estetisyen belgesi olan kişilere muhatap alıp onlarla konuşmaları daha uygun evet, olacaktır. Bunlar da oldukça önemli. Özellikle son günlerde haberlerde de karşımıza aynen. çıkıyor. Yanlış işlemlerden dolayı gözlerini kaybedenler oldu. Yüzünde çok fazla kötü şeylere neden olan işlemler de oldu. Bunu da belirtmekte fayda var değil mi? Evet, güzellik merkezine gideceğiz, cilt bakımımızı yaptıracağız ama bunun yanında bizim evde de sürekli bir cilt bakımı yapmamız gerekiyor. Çünkü günlük hayat hayatımızda makyaj kullanıyor herkes artık. Aynen. Fondöten kullanıyor, ruj, rimel bu tür makyaj malzemelerini kullanıyor. Peki evde yapılacak cilt bakımlarına değinecek olursanız evde mesela izleyicilerimiz şu anda sabah uyandılar. Ne yapabilirler ya da akşam uyumadan önce? Haftada iki defa şeklinde bir cilt bakım uygulaması yapabilir. Tabii ki bu minimal iki defa yapabilir. İsterse bunu üçe de çıkartabilir. Bunu nasıl yapabilir? Öncelikle cildini temizlemesi gerekiyor. Temizleme sütü veya cleanser eşliğinde. Evet. Cildini temizlemesi gerekiyor. Onun üzerine cildine uyumlu peeling uygulaması yapması gerekiyor. Daha sonrasında yine aynı şekilde hep kullandığımız ürünler cildimizi doğru tanıyor ve doğru düzenli kullanabileceğimiz ürünler olması gerekiyor. Daha sonrasında arkasına bir maske, maske uygulamasından sonra tonik uygulaması, doğru bir nemlendirici krem ve en son olarak da güneş kremiyle sonlandırılması gerekiyor. Evet, yine doğru nemlendirici dediniz, doğru evet. güneş kremi dediniz. Bunların da seçimi oldukça önemli. Şimdi ucuz kremler de çok fazla oluyor. Bunlar hani cildimize yarardan çok zarar getirecektir diyerek izleyicilerimizi uyarmakta fayda var diyelim. Şimdi hepimiz makyaj yapıyoruz. Az önce de bunu belirttik. Akşam olunca da maalesef makyajımızı silmeye öyle bir üşeniyoruz ki çoğu zaman ıslak mendille siliyoruz. Çoğu zaman silmeden uyuduğumuz zamanlar oluyor. Peki bu tehlikeli bir durum mudur? Çok tehlikeli bir durum çünkü cildin ister istemez kozmetik ürün kullanıyoruz evet. bunlarda. Cildin deformasyona uğramasını, daha hızlı yaşlanmasını sağlamış oluyor. Çünkü üzerine sürmüş olduğumuz fondötenler cilt gözeneklerini kapatmış oluyor. Bunu da doğru şekilde temizlememiz gerekiyor. Temizlemezsek biraz önce söylediğim gibi kırışıklıkları hızlandırır, sarkmaları hızlandırır. Cildin daha hızlı yaşlanmasını sağlar. Bu nedenle de ne yapmamız gerekiyor? Doğru bir cleanser yani temizleme ürünüyle cildimizi derinlemesine temizlemek. Daha temizlikten kastımız nedir? Aldık temizleme sütünü hemen yaptık bitti değil. Bir 5 dakika bir masaj yapmak. Yüzü. İşte bunu yapan çok veya temizleme mendillerini kullanıp hemen temizledim diyen insanlarımız da çok fazla. Bu çok doğru değil. Derinlemesine temizlik yapmadığı takdirde hep o katmanın üzerine doldurmuş oluyorsunuz. Bir 5 dakika minimal 2 dakika yani 2 ila 5 dakika arasında temizleme sütüyle cildimize masaj yaparak cildimizi temizlememiz gerekiyor. Özellikle şimdi yaz mevsimi de geliyor. Güneşin etkisi de çok fazla olacak. Sürekli dışarılardayız. Özellikle yazın evlerde bizim cilt bakımına ağırlık vermemiz gerekiyor. Yine internette de evet. kürler var. Kürleri de doğal şekilde yapabiliriz diye. Yine röportajımızda söylediniz. Beslenme de oldukça önemli cilt bakımında dediniz. Evet. Şimdi ben beslenmeye de değinmenizi isteyeceğim. Özellikle su içmek de cildimize oldukça faydalıdır. Peki bunlarla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi yeterli miktarda cildin ihtiyacı olan en büyük şey su. Yeterli miktarda su tüketimi olduğunda cildimiz kuruması engellenmiş olur. Evet. Hatta bununla ilgili de yaklaşık 1900'lü yıllarda bir deney yapılmıştı. 3 ay düzenli olarak bir grup halka su veriliyor. 3 ay düzensiz su tüketimi yapıyor. Bu bile cildin yapısını, elastiğinin nasıl değiştiğini, nasıl hızlı bir şekilde yaşlanmaya gittiğini ve kurumaya gittiğini bize çok net bir şekilde evet. göstermiş oldular. Onun için cilde vücudun toksinlerini atması için düzenli miktarda su tüketimi. Ha bu nasıl? Bizim en büyük yaptığımız yanlışlardan birisi de buradan geliyor. Mesela su tüketiyoruz. Nasıl? Canımız istediğinde. Hayır, bunu da saatlik rutine bindirmek gerekiyor. Onun haricinde keyfi içtiğiniz su çok önemli değil. Ama mesela bir doktora gittiğinizde size ne diyor? 7 gün boyunca bu ilacı kullanmanız gerekiyor diyor. Siz 7 gün değil 3 gün kullandığınızda ne yapıyor? 3 gün sonrasında hastalığınız tekrardan nüksetmeye başlamış oluyor. Bizim de bu su tüketimini mesela sabah kalktığımızda 1 ya da 2 bardak ve özellikle akşam yatmadan önce 1 ya da 2 bardak düzenli su tüketimi bile cildin yaşlanmasını engellemiş oluyor. Evet, ne kadar önemli olduğunu örneklerle de gösterdiniz. Şimdi bazen bakıldığı
zaman evet cilt bakımı yaptırıyorlar ama beslenmeye hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. Akşam fast food tüketiyorlar, uyumadan önce yine abur cuburlar, cipsler, kolalar. Sonrasında evde yine makyaj yaptıktan sonra temizleme yapmıyorlar, bakım yapmıyorlar ve sonrasında hani cilt bakımı benim hiçbir şekilde yüzüme iyi gelmedi diye söylemler oluyor. Ama bunları yaptıktan sonra zaten cilt bakımının yüzümüze iyi gelmesini maalesef ki bekleyemeyiz. Yani cilt bakımını evet. Rutin olarak gidecekler, güzellik merkezlerinde yaptıracaklar. Son saydığınız şekilde evlerde günlük rutinlerini yaptıracaklar ve en önemlisi sizlerin de söylediği gibi su içmeye önem verecekler. Evde de yine dediğimiz gibi beslenmelerine dikkat edecekler. Bunlardan sonra biz sağlıklı, güzel bir cilde sahip olabiliriz. Ama bunun dışında rüya gibi bir durum diyebiliriz. Aynen öyle. Yani. Şu anda özellikle gençlerimizde en büyük sıkıntı, en büyük problem onlarda yaşıyoruz. Çünkü niye gençlerimiz hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. Evet, biraz önce söylediğiniz gibi cips, çekirdek gibi abur cuburları sürekli tükettikleri için ne oluyor? Tüketim yapmak önemli değil. Belki cildin, vücudun ona da ihtiyacı evet. var. Ama tüketim yaptıktan sonra hemen gidip ellerini sabunlamaları, yüzünü sabunlamaları gerekiyor. Mesela bir çekirdeği çitlediğinizde eğer ellerinizi dezenfekte yapmıyorsanız cildinizde hangi bölgeye değirirseniz o bölgede sivilcelenmeyi hızlandırmış olursunuz. Çünkü yağlı ürünler tüketiyorsunuz. Ha bunları gençlerimizde özellikle çok şey yapamıyoruz. onlara hayır diyemiyoruz. İster istemez tüketiyorlar ama düzenli tüketim ve dediğim gibi özellikle temizlik, el temizliği cildimizin en iyi toparlanmasını sağlayan şimdi şeylerden gençler birisi. Gençler dediniz, sınava da kısa bir süre kaldı. Özellikle sınav stresinden dolayı da öğrencilerde çok fazla ciltte kusurlar evet. görülüyor. Yani stres de çok büyük tetikleyici unsur diyebiliriz özellikle cildimize. Çok ciddi tetikleyici unsur. Ama bu dönemde hepimiz geçirdiğimiz için evet, ister istemez yaşıyoruz öğrenciler bunları. Öğrenciler de bunları takmasınlar. Sınavdan sonra güzellik merkezine giderek yine evdeki rutinlerle birlikte yüzlerini gayet iyi şekilde düzeltebilirler diyoruz. Aynen. Şimdi reklama 2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Cilt bakımı toparlayacak olursak özellikle izleyicilerimize bu konuyla alakalı hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Ya biraz önce söylediğim gibi en büyük yapmaları gereken şey 4 mevsim en azından 4 mevsim mevsim geçişlerinde cilt bakım yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bununla birlikte bol su tüketimini tavsiye ediyorum ve hiç olmazsa evde mini bir cilt bakımı uygulaması yapmalarını tavsiye ediyorum. Hepimizin evinde çünkü mini bir cilt bakımı yapacak kadar evet. malzememiz var. Bunlara dikkat ettikten sonra zaten cildi toparlanmış olacak. Ha bunlarla birlikte de en önemli şey güneş kremi. Evet şimdi malzeme dediniz. Ben bu konuyla alakalı da soru sormak istiyorum. Şimdi güzellik merkezlerine gidiyoruz ya da böyle kozmetik ürünler satan yerlere gidiyoruz. O an böyle bir hevesle alıyoruz bütün malzemeleri evde her şeyi yapacak gibi. Ama şu an herkes dolabını açtığında eminiz ki kapağı bile açılmayan bir sürü ürünümüz var. Bir sürü ürün vardır evet söylediğiniz gibi. Hani bunu nasıl biz böyle bir hevesle o güzellik bakım ürünlerini kullanabiliriz? Hevesle kullanmak işte cildinizi ne kadar tanıyorsanız, kendinizi ne kadar tanıyorsanız cildinize o kadar önem verirsiniz. Cildinize önem verirseniz kendi kişiliğinize de önem vermişsiniz demektir. Onun için oradaki ürünlerden size baktığınız takdirde aklınıza gelen şey ben kendimi seviyorum demek olması lazım. Evet güzel bir cümleyle kısa bir araya gidelim diyelim Rabia Hanım. Evet efendim kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet efendim programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Rabia Hanım tekrardan merhabalar. Merhabalar. Yine reklam arasına gitmeden önce cilt bakımının önemine vurgu yaptık. Yine lazerde dikkat edilmesi gereken hususları izleyicilerimizle paylaştık. Şimdi şu son dönemlere bakılacak olursa en çok popüler olan uygulamalardan biri de protez tırnak. Evet. Peki protez tırnak hakkında bilgi alabilir miyiz sizlerden? Protez tırnak kişiye estetik bir görünüm sağlaması için ve tırnaklarının daha güzel görünmesi için çok güzel bir işlem. Gerçekten çok sağlıklı da bir işlem. Evet. Doğru yapılırsa, doğru uzmanlar tarafından yapılırsa çok da sağlıklı bir işlem. Bayanların kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama. Burada en büyük önemli olan şeylerden birisi gelen danışanın uzunluk ve kısalık yönünde biraz daha yapan uzmana bırakması gerekiyor. Çünkü istediğinden daha uzun tırnak yapıldığını, tırnak yapısını yapan uzman bildiği için daha hızlı düşme yapıyor. Evet. Uzman estetisyenlere bırakmalarını tavsiye evet, ediyorum çoğu işlemlerde. Evet, uzmanlara bırakmakta fayda var. Aynen çünkü öyle. Sizler işin üstadısınız, cildi biliyorsunuz, tırnağı biliyorsunuz, saçı kaşı her şeyi biliyorsunuz. O yüzden hani bazen resim getiriyorlar beni şu şekilde yap. Hani göz yapın çok ona benziyor mu? Çok fazla karşılaşıyoruz evet. bu tarz durumlarda. Özellikle bazı sanatçı arkadaşların fotoğraflarını getiriyorlar. Diyorlar ki ben buradaki kaş istiyorum. Yani onun yüz yapısı yuvarlak, onunki üçgen. Evet. Bir de şimdi biz bu tarz işlemlerde
direkt gelip gel işlemini yapıyoruz demiyoruz. Biz bunda önce bir altın oran yapıyoruz vesairesini yapıyoruz. Yani bir sürü aşamadan geçiyor, ondan sonra biz kaşı uygulaması yapıyoruz. Veya protez tırnakta da aynı şekilde birkaç uygulama üzerine yapılıyor zaten. Bırakmaları gerekiyor. Uzman estetisyene bırakmadıkları takdirde yanlış işlem aradan bir 40 gün sonra veya 30 gün sonra memnuniyetsizlik doğuyor. Aslında baktıklarında kendilerinden kaynaklı olan işlemleri ister istemez uzman estetisyenlerin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Sizler bunları zaten önceden söylüyorsunuz. Bakın sizlere şu gider ya aynen da şu gitmez. Şimdi protez tırnaktan gidecek olursak sürekli böyle klavye kullanan biri varsa, uzun bir tırnak yaptırırsa bu tırnağı doğal olarak kullanamayacak. Yani aynen buna öyle uygun bir tırnak seçmesi gerekir. Buradan izleyicilerimize kendinizi uzmana bırakın diye bir dipnot düşelim bazı diyelim. Bazı durumlarda yapabiliyoruz. Mesela evet, eğer şayet enstrüman çalan danışanlarımız var, onlarda bir tık daha uzunlu yapıyoruz. Ama daha çok güçlendirerek yapıyoruz. Çünkü bu insanlar ister istemez enstrüman çalarken zorluk yaşamaması için o tırnakların uzun olması lazım. Yaptırım amaçları da zaten enstrüman çalmakta kolaylık olsun diye yaptırıyorlar. Evet. Bunlar da diyoruz uzun yapmak daha mantıklı ama ona göre kalıcılığını yapıyoruz. Fakat mesela çok ciddi tırnak yeme problemi var veya tırnağında işte çok ciddi deformasyona uğramış bir tırnak yapısında yapabileceğimiz şey et boyu dediğimiz uzunlukta olur. Onun üstüne ekstradan çıkmıyoruz zaten. Çıkmak isterse de biz ona göre tedbirimizi, yani çalıştığım firma olarak tedbirimizi alıp işlem yapıyoruz. Evet, yine ekrana şu an yansıtıyoruz. Birbirinden güzel tırnaklarımız var. Renkler evet, çok güzel, şekiller oldukça güzel. Hani uzmana tekrardan kendinizi bırakın diye küçük bir hatırlatmamızı yapalım. Yine protezi ayak tırnaklarına da yaptırıyor mu gelen? Tabii ki el ve ayak tırnaklarına protez tırnak uygulaması yapılabilir. Evet. Ayak tırnaklarını daha çok kısa tırnaklar olarak yapıyoruz. Bunda işte ekstra tips kullanarak değil, direkt jelle uygulama yapıyoruz. El tırnaklarında tips kullanarak uzatma yapabiliriz veya işte kendi şablonları var, onları kullanarak uzatma yapabiliriz. Ama el ve ayağı protez tırnak, kalıcı oje uygulaması, manikür pedikür uygulaması zaten yapılabilir. Evet, oldukça da güzel bir görüntüye neden oluyor diyebilir. Şu anda da yine tekrardan ekranda görüyoruz. Evet, tırnak üzerinden gittik. Bir de ipek kirpik de herkesin çok tercih ettiği uygulamaların başında geliyor. Peki ipek kirpik nedir, nasıl yapılır? Bir de ipek kirpikle alakalı bazen şöyle söylemler olabiliyor. İpek kirpik yaptırdıktan sonra kirpiğin birkaç aya dökülür, sakın yaptır. Böyle bir şey de var mıdır? Bu tezi de çürütelim Rabia Hanım. Tabii ki çürütelim. Öncelikle ipek kirpik uygulaması kişinin kendi orijinal kirpiklerinin üzerine yapılan bir uygulamadır. İpek kirpikte en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi ipek kirpik uygulaması yapıldıktan sonra 24 saat suyla temasından kaçınılması lazım. Ve bununla birlikte biz danışanımıza zaten ipek kirpik yapmışız, kirpikleri yoğun gözüküyor, güzel gözüküyor. Danışanlarımızın en büyük hatası onun üzerine ekstra rimel sürmeleri oluyor. Ağırlığın üzerine bir ağırlık daha verdiğinizde ister istemez üzerine taktığımız ipek kirpik düşüyor. İpek kirpik kendi kirpiklerine zarar verir mi konusuna değinecek olursak, ipek kirpik orijinal kirpiklere zarar vermez. Normal şartlarda da sağlıklı insanlarda günde 3 ila 7 tane arasında kirpik düşer. Bazen biz bunu işte yastık kılıfımızda görürüz veya işte yüzümüzde görürüz. Normalde de düşer ama hangi kirpiğin ne gün hangi gün düşeceğini sonuçta bilimsel olarak bilemeyiz. Evet. Onun üzerine de takmış oluyoruz. Onunla birlikte dökülüyor. Normal şartlarda orijinal kirpiğe kesinlikle ipek kirpik zarar vermez. Ama bunu doğru ve kaliteli yerde yaptırmaları gerekiyor. Çünkü bunların kullanmış olduğumuz yapıştırıcılar vesaire, bunların hepsinin kozmetik ürün olması ve bunun kaliteli ürün olması çok önemli. Evet, yine az önce söylediniz, bazen geliyorlar bize ünlülerin resmini gösteriyorlar, bu şekilde olsun diyorlar. Şimdi kirpikte de göz şeklimiz oldukça önemlidir değil mi? Tabii hani ki göz öyle. Şeklimize göre mesela kirpiğin yoğunluğunu tercih etmemiz gerekir. Aynen öyle, biz danışanlarımızı uyarıyoruz, getiriyorlar. Evet. Biraz önce de konuştuğumuz gibi fotoğraf getiriyorlar, buradaki bir yoğun olsun istiyoruz diyorlar. Şimdi o fotoğraftakine bakıp danışanımıza baktığımızda ister istemez direkt algımız değişmiş oluyor. Söylüyoruz, uyarıyoruz. Diyoruz bakın bu kirpikleri sizin gözünüz taşımaz, kirpikleriniz taşımaz. Çünkü özellikle günümüzde sinir strese bağlı olarak kirpik yoğulma işlemi çok fazla var danışanlarımızda. Onun için özellikle zaten ipek kirpik yaptırmak istiyorlar. İpek kirpik de göz kapağına direkt temas ettiremezsiniz. Kirpiğin üzerine takılır, hatta kirpiğin üzerinde de 1 milimetre uzağından başlarsınız, 1 santim uzağından başlarsınız ki göz kapağına değmemesi için.
Bunlara dikkat etmemiz yeterli olacaktır. Oldukça iyi olacaktır. Aynen. Değil mi? Özellikle suyla temastan kaçınalım yaptırdığımız ilk gün. Bunu aynen da söyleyelim. Öyle. Peki ne kadar kullanılır ipek kirpik yaptırdığımızda? İpek kirpik uygulaması yaptırdıktan sonra bakımlarını yaptırırsa 20 günde bir biz bakıma çağırıyoruz. Çünkü ister istemez dikkat etmiyor danışanlarımız. İşte her gün sabah kalktığında yüzünü elini yıkadıktan sonra o kirpikleri kirpik fırçası ile taraması gerekiyor. Veya işte çok üzerine yüzüstü yatmaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmiyor. Aynen öyle. Dikkat etmediği için de ister istemez kirpiklerin yönleri karışmış oluyor. Bunun için biz 20 günde bir veya 15 günde bir işte kirpik yapısına göre danışanımızı tekrardan çağırıyoruz. Kontrolleri yapıldığı takdirde 90 güne kadar yani 3 aya kadar kullanımı çok rahat kullanım sağlayabilirler. Evet, az önce cilt bakımında beslenmeye değindik. Mesela aynı şekilde kirpik liftingde ve ipek kirpikte de aynı durumlar geçerli. Şimdi kirpik lifting dedik. Peki kirpik lifting nedir? İpek kirpikten ayıran durum nedir bunlara? İpek kirpikten ayıran en önemli unsurlardan birisi kirpik lifting uygulaması. Kirpiklerin keratin ihtiyacını sağlamaktır. Günümüzde de çok yaygın, bildiğiniz üzere herkes yaptırmak istiyor. Evet. Evet, çok dolgun gözüküyor, çok kıvrık gözüküyor. Aslında en büyük özelliklerinden birisi keratin ihtiyacını biz orada sağlıyoruz. İpek kirpik uygulamasında kendi orijinal kirpiğin üzerine kirpik takılır ama kirpik liftingde kendi orijinal kirpiklerimizi beslemiş oluyoruz. Evet. Kirpik lifting uygulamasında uygulama yapıldıktan sonra yine aynı şekilde 24 saat suyla temasını önlüyoruz. 24 saat suyla temas etmemesi lazım. O kıvrıklığının düşmemesi için de her gün düzenli olarak taraması gerekiyor. Evet, taramak oldukça önemli. Peki aynen kirpik öyle. Liftingin yapım aşaması hakkında bilgi verecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Kirpik lifting yapım aşamasında zaten set halinde alıyoruz kirpik liftingleri. Evet. Setin içerisinden kendi bir güdüleri. Önce göz kapağı kısmını temizlemesini yapıyoruz. Daha sonra gözlük kapağına uygun bir güdü seçiyoruz. Bir güdünün üzerine kirpiklerimizi kendi fırçası ile, çünkü bunların hepsi tüm aparatları özel çıkıyor. Kendi fırçası ile kirpik bir güdüsünün üzerine tek tek yapıştırma işlemi yapıyoruz. Evet. Bu arada tabii ki farklı solüsyonlar kullanıyoruz. İşte perması, sabitleyicisi, liftingi. Bu işlemlerde belirli bir süre geçiyor ama yaklaşık 30 dakikaya tekabül ediyor. Yani yarım saate tekabül ediyor. En son aşamada da kirpiklerimizi temizleyip, lifting, keratin dediğimiz uygulamasını yapıyoruz. 2 dakika bekliyoruz, danışanlarımızı gönderiyoruz. Evet, bir izleyicimizden soru gelmiş. Ben çok ağlıyorum, kirpik lifting yaptırabilir miyim? Diye bir soru var izleyicimizde. Tabii ki yaptırabilir. Çünkü kirpik lifting dediğim gibi keratin ihtiyacını sağlıyor. Vücudumuzda evet. İki yerde keratin toplanması olur. Birisi kıl diplerinde, birisi tırnak diplerindedir. Çoğu insanlara dikkat ettiğimizde saçları uzunsa tırnaklarını uzatamaz. Tırnakları uzunsa saçları sağlıksız uzar. Bunun da dışarıdan, keratin ihtiyacını dışarıdan sağlamamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? İşte kirpik lifting uygulaması yaptırabiliriz. Tırnaklarımızı özel serumlar kullanabiliriz. Saçlarımızı özel serumlar kullanabiliriz. Yani en önemli olan şey kendimizi seviyor olmamız. Kendimizi sevdikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Çok güzel söylediniz. Şimdi bakıldığı zaman özellikle son dönemlerde sosyal medyada karşımıza kirpik lifting setleri çıkıyor, ipek kirpik setleri çıkıyor. Peki bu setleri evde yapmak oldukça zordur. Şimdi bakıyoruz sizler aynı anda ikisini aynı şekilde yapmaya çalışıyorsunuz, süreyi ayarlıyorsunuz. Evde bir gözümüz kapalıyken o işlemi nasıl yapabiliriz? Çok kişi kendi yapıyor. Evet. Bence bu hani yarardan çok zarar verecektir. Kirpiklerin dökülmesine de neden olacaktır. Evet, kesinlikle evde yapılmasını tavsiye etmiyorum. Neden yapmıyorum? Bunda belirli süreler var. Mesela bir göze perma uygulamasını yaptığınızda 15 dakika beklemeniz gerekiyor. Diğer gözde 16 dakika beklerseniz onun kıvrıklığı daha farklı. Veya işte bir boyama işlemi yapıyoruz. Kirpikleri lifting uygulaması bittikten sonra bir boyama işlemi yapıyoruz. Daha canlı gözüksün diye. Ve boyama işleminde ister istemez oksidan ve boyayı karıştırarak uygulama yapılıyor. Sen bu süreyi değiştirdiğin anda kirpiklerin yanıyor. Çoğu evde kendi uygulayan insanlar da bu tarz sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve yine şekil bozuklukları da olabilir. Çok bir ciddi şekil bozuklukları oluyor. Bir taraf daha farklı renkte ya da şekilde de olabilir. Aynen öyle. Onun için uzmanlara bırakmalarını tavsiye ediyorum. Zaten maliyeti olarak çok düşük rakamlarda. Yani şu anda piyasada bir kirpik lifting uygulaması 250 ile 500 TL arasında değişiyor. Yaptırdığınız bir uygulamayı yaklaşık 3 aya kadar yine kullanabiliyorsunuz. Yani keratin ihtiyacını 3 aya kadar, 1,5 ayla 3 aya kadar kullanabiliyorsunuz. Verdiğiniz 250 TL veya 500 TL de çok büyük bir rakam değil. Şimdi internetten de alınca özellikle çok bir fiyat farkı olmuyor. En fazla 50 lira gibi bir rakam oynuyor. Hani yani 50 lira öyle. İçin de kirpikleri tehlikeye atmaya değmez diye kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle değmez. Onun için uzmanlara bırakmalarını tavsiye evet, ederim bu konuda. Evet, her zaman uzmanlara bırakmak oldukça iyi olacaktır. Şimdi az önce de konuştuk. Çok fazla artık güzellik merkezi var. Merdiven altı olarak bu işi yapan da var. Şimdi özellikle güzellik merkezi seçerken nelere dikkat etmesi gerekir izleyicilerimizin?
En öncelikle girmiş olduğu güzellik salonlarında çalışan personellerin uzman estetisyen olması bizim için çok önemli. Ha bunda da şunu yapabiliyorlar, sertifika üzerine gidiyorlar. Misal veriyorum, siz geliyorsunuz. Aslında ürün kullanım sertifikasıdır o. Evet. Sertifikam var, işe başlayacağım veya çoğu güzellik salonları şey yapabiliyor. Biz sana eğitimlerini vereceğiz, gel bizimle birlikte çalış. Bu tarz durumlarda en büyük dikkat etmemiz gereken şey bize giren uzman estetisyenin belgelerini istememiz gerekiyor. Belgesini görmediğimiz hiçbir salonda işlem yaptırmamamız gerekiyor. Çünkü güzellik uzmanıysan, yıllardır emek verdiysen bu işe, bunun için çünkü biz bir 552 saat eğitim alıyoruz. Onun haricinde ekstra farklı yerlerden evet. teori katıyoruz buna. Biz bu kadar yıl boşuna uğraşmadık. Ki deneyim de çok önemli bunda. Tabii ki öyle. Ama ne yapıyorlar? Biraz önce söylediğim gibi kapıdan geldi, tamam biz size eğitim veririz, sen bizde çalış. Bu olay kesinlikle yanlış. Onun için gittiği güzellik salonlarında estetisyenlerin uzman estetisyen veya güzellik uzmanı belgelerini görmelerini istiyorum. Evet. Bu çok önemli bir şey. İş yerinin ruhsatının olması çok önemli bir şey. Çünkü ruhsat alırken biz kullandığımız cihazlar olsun, ürünler olsun hepsinin Sağlık Bakanlığı'ndan onayını alıyoruz. İş yeri kullanımı doğru mu? İş yeri faaliyet verebilecek durumda mı? Yani bunlar bir iş yerinin ruhsatının olması, oradaki çalışanların güzellik uzmanı olması, belgelerinin çok olması önemli. Ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgenin olması çok önemli. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ya soruyoruz bazı durumlarda şey diyorlar, işte evde unutmuşum, bilmem ne bulamadım. Ya bu tarz şeyler hep kaytarmadır. O zaman evden getirene kadar oraya gitmemekte fayda aynen var öyle, diyelim. Aynen çünkü öyle. Çünkü kötü sonuçlar doğurabiliyor, az önce de çok söyledim. Çok ciddi sonuçlar yani çok doğuruyor. Geri dönüşü olmayan sonuçlar oluyor. Güzelleşmek için giderken hani cildimizi kaybediyoruz, gözlerimizi kaybediyoruz, saçlarımızı, kaşlarımızı, dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bazen bakıldığı zaman özellikle şu an Afyonkarahisar bazında değerlendirecek olursak bir apartmana bakıyoruz. 5 tane güzellik merkezi evet. var alt alta ve şimdi bazen kampanyalar oluyor. Şok edici kampanyalar, işte 3 bölge lazer 500 lira misal ya da cilt bakımı 200 lira yanında hediye veriliyor. Hani şimdi ekonomik şartları da baz alacak olursak hani biraz ters orantı var gibi geliyor. Bu çok kampanyaları da daha aldanmamak gerekiyor. Kesinlikle çok ciddi bir ters orantı var. Çünkü evet. şöyle baktığınızda maliyet olarak gerçekten yani biz de bir güzellik salonu çalıştırıyoruz sonuçta. Maliyet olarak çok yüksek maliyetler. Ve ben bir insana 250 TL'ye bir cilt bakımı yapmam için mini bir cilt bakımı yapmam lazım. O da onun ihtiyacını karşılayacak bir şey değil. Sonuçta bir insan mini cilt bakımı yapacaksa evde yapabilir, biraz önce anlattığım gibi de. Bize geliyorsa profesyonel derinlemesine bir cilt bakımı yaptırmış olacak. O nedenle fiyata aldanmamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle cilt bakım konularında ya da vücudumuzla ilgili konularda fiyattan çok verilen hizmetin düşünülmesi kesinlikle. Daha doğru olacaktır diyelim. Evet, değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ederiz. Toparlayacak olursak izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir ve son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? En son olarak izleyicilerime söylemek istediğim şey, gittiği güzellik salonlarında dediğim gibi, biraz önce de değindiğim gibi, estetisyenlerin belgelerine çok dikkat etsinler. Güzellik konusunda tekrardan değinecek olursam, cilt bakımı konusunda özellikle, günlük rutin haftada 2 defa cilt bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Su tüketimi, ilk başında da söylediğim gibi evet. sonunu da bununla kapatmak istiyorum. Su tüketimi ve özellikle yaz aylarında güneş kremlerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Evet, çok çok önemli diyelim. Bunları da izleyicilerimize tekrardan tavsiyelerimiz olsun diyelim. Değerli bilgileriniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet efendim, keyifli bir klibi ekranlarınıza getireceğiz. Selamı
giderken kalbim elden gidiyor. Yıkılır her gece üzerime dünya. Ben sandım sahici, meğerse bir rüya. Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Yıkılır her gece üzerime dünya. Ben sandım sahici, meğerse bir rüya. Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Yıkılır her gece üzerime dünya. Ben sandım sahici, meğerse bir rüya. Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Evet efendim, programımızın sonuna gelirken haftanın kitaplarını ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen ilk kitabımızla başlayalım. Olmak istediğim ebeveyn, büyütmek istediğim çocuk. Hemen kitabın içeriği hakkında sizlere bilgi vereceğiz efendim. Ebeveyn olmak yapmak gibidir, korkutucu ama eğlencelidir diyen Nata'dan, anne baba olmanın tüm zorluklarıyla birlikte esas olana odaklanmaya, çocuk ve ebeveyn arasındaki temel şeyin ilişki olduğuna dair samimi, esprili ve empatik bir bakış. Yıllara da dayanan ebeveyn danışmanlığı tecrübesinin ötesinde farklı yaşlarda ve bir özel çocuk olarak anılan evlatlarıyla yaşadıklarıyla anne babaların bebeklik, okul çağı, ergenlik dönemleri ve özel gereksinimli çocuklarla ilişkilerine dair bakış açılarını zenginleştirecek bir içerik sunuyor sizlere bu kitap efendim. Ebeveynlere, özellikle de annelere, dünyayı çocukların gözünden görerek ve kalplerinde hissederek güçlü ve bağımsız olmayı nasıl öğreteceklerini gösteren, şefkatle tavsiyelerde bulunan bir çok satan kitap arasında yerini alıyor. Kısa ve eğlenceli bölümlerden oluşan ebeveyn olmanın mikro ve makro anlamlarına en güzel şekilde kuşatıyor efendim bu kitap. Empatik, düşünceli, zeka ve duygu dolu pozitif ebeveynlik dünyayı daha bir iyi yere dönüştürecektir. Yine kitabın içeriğinde sizlere gösterenin başlıklar halinde "Senden nefret etmeme rağmen seni seviyorum." Eğer çocuğumuz bizlere böyle diyorsa kitabın içerisinde tavsiyeler var. Yine özür dilemenin incelikleri. Hani birçok başlık altında çocuklarımıza, ailelerimize tavsiyelerde bulunuyor diyebiliriz. Hemen bir diğer kitabımıza devam edeceğiz. Bir diğer kitabımızsa Doçent Doktor Saniye Bencik Kangal'ın Oyunperest kitabı. Yine bu kitap hakkında da sizlere bilgi vereceğiz. Hiç oyuncak olmadan çevrenizde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle gelişimi destekleyici nitelikte oyunlar, malzemelerle üretmenin mümkün olduğu bir kez de bu kitapta ortaya kondu. Oyunperest, pahalı oyuncaklara ihtiyaç duymadan eğlencenin ve gelişimin kol kola yürüyebileceği çiçekli bir patika sunuyor sizlere. Neşeyle, huzurla, umutla bu patikadan yürümeye var mısınız? O halde oyun ve eğlence yolculuğunuz başlıyor. Kemerleri çözün. Özellikle şu anda teknoloji çağındayız ve çocuklar oyun bulmakta, oyun oynamakta çok zorlanıyorlar ve oyuncaklar bir iki gün içerisinde köşeye atılıyor. Ama bu kitapta bütün oyunlar detaylı şekilde anlatılıyor. Hemen ben sizlere birkaç oyun önerisinde de bulunacağım. Oyunlar özellikle kaç yaş aralığında olduğu yazıyor. Göstereceğimiz oyun 2-6 yaş aralığında. Oyunun ismi ise Ne Kokusu. Su şişeleriniz için kuru olduğuna emin olduktan sonra içten nane, kekik, kimyon, kahve, tarçın, limon suyu gibi keskin kokulu yiyecekler koyalım. Tüm şişelerin kapaklarını kapatalım ve bir sehpanın üzerine karışık olarak koyalım. Daha sonra çocuğumuzun sevdiği bir müziği açıp şişelerin etrafında dans edelim. Müzik durduğunda bir şişe seçip kapağını açalım ve ne kokusu olduğunu tahmin etmeye çalışalım. Bu oyun için en güzel şişe büyüklüğü, en küçük boy su şişeleri olacaktır. Altına da birer kağıt yapıştırdık mı içinde görünmüyor ve daha da eğlenceli oluyor. Koku duyusunun gelişimini desteklemek için müzikli, danslı bu harika oyunu deneyin. Çok eğleneceksiniz. Yine bu oyunu oynadıktan sonra çocuklarda farklı kokuları
ayırt etme, duyduğu kokunun neye ait olduğunu söyleme, ritme uygun hareket etme, şişe kapağını açma gibi küçük kas motor beceriler gerektiren hareketleri yapabilme becerilerine geliştirmeyi sağlıyor. Yine içinde birbirinden güzel oyunlar var. Resimli olarak da yine anlatılmış oyunlar efendim. Çocuklarınızla keyifli vakit geçirmek istiyorsanız mutlaka kütüphanenizde Oyun Peres kitabını bulundurun diyelim efendim. Evet efendim, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler onu gösterdiğinde görüşünceye dek mutlu kalın.